Arkadaşlar herkese merhaba. Gençler çok hızlı bir giriş yapacağım videoya. Öyle hoş beşi bu sefer çok kısa tutacağız. Normalde 2. 3. dakikada anca girebiliyoruz olaya. Ama bugün arkadaşlar çok ama çok hızlı girmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar ben hemen şuraya bir ışığı takayım. Arkadaşlar ne oldu? Ben Erkan'a bundan nereden baksanız 1 yıl önce falan ciklet satmıştık. Cikletleri vermiştik. Şu kadar bir şeylerdi. Gerçekten çok ufaklardı. Bayağı büyüdüler. Sarı, mavi, auratus. Abi baya baya bitmişler, 10 santime getirmişler. Şimdi memleketine gitti. Ben de ondan balıklarını aldım. Acilen balıkları vermesi gerekiyordu. Çünkü gidecek ve balıkları yapabileceği, yani koyabileceği, götürebileceği hiçbir yol yoktu. Ben de balıklara el koydum, çöktüm. Akvaryumuyla birlikte getirdim. Abi birazdan cikletleri göstereceğim. Yalnız cikletlerin 13 tanesi falan gitti. 3 tane auratus, 10 tane sarı prenses vardı içerisinde. Onlar gitti. Şimdi bana arkadaşlar mavi prenses ve ice blue'lar kaldı. Abi akvaryum burada. Bu kısmı hemen geçiyoruz çünkü çok ama çok acil işlerimiz var. Balıklar da şurada. Onlara da hava verdim. Acilen gidip şimdi akvaryumumuzu temizlememiz lazım. Abi hemen banyoya gidiyoruz. Siz de öyle birlikte gelin. Abi bu sefer banyoda çok ama çok kısa duracağız. Yapabildiğim kadar hızlı olacağım çünkü şu kadar bir kovanın içerisinde şu anda arkadaşlar tahminimce 40 civarında bir balık var ve bunlar benden acilen akvaryum istiyor ve hemen şu akvaryumu hatırlayanlar vardır, temizlerken zaten onu hatırlayacaksınız eski ciklet zamanından. Hemen temizliyoruz, hemen. Arkadaşlar az önce nerede kesildi, nerede kapandı bilmiyorum ama en son şey diyordum. Vay Erkan'ım vay diyordum, sana verdiğim cikletlerim bana geri geldi. Verdiğimde yavrulardı. Şimdi yavru veriyorlar. Bayağı büyüdüler abi, bayağı büyüdüler. Şimdi şöyle şurayı da alayım. Şurayı da alayım. Orayı da aldım. Yeter bu kadar. Şimdi ne yapıyoruz? Bu akvaryumu üstünü de bir alayım. Üstünü de bir alalım. Arkadaşlar şu... Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir şey yaptım, dedim ki çeşmeden basarsam, çeşmedeki su dinlenmediği için. Şimdi bunlar da orada küçük bir yerde bayağı bir sıkıştırıyorlar. Havayı verdim ama yine de küçük yerdeler. Zaten bir vurgun yenildi. Ondan dolayı dedim ki bari kendi akvaryumumun suyundan koyayım. Bu su gerçekten ama gerçekten çok harika bir su. İnşallah Lepistes de yolunu bulup oradan hemen şöyle kaçıp gitmez diye ümit ediyorum. Şimdi arkadaşlar babam orayı tutuyor. Burayı... Lan bu ne lan? Çok karanlık lan. Ha şimdi düzeldi. Gerçi bunu tutmamıza da gerek yok. Şöyle koysak içinde durur. Ondan sonra acıma. Şimdi buradan arkadaşlar bu buraya akıyor. Buraya aşılayacağız suyumuza. Şimdi zaten ben buraya bir temiz su koymuştum. Ondan dolayı bir sıkıntımız yok. Şimdi ben ne yaparım burayı? Orası dolduktan sonra bunlar arkadaşlar oraya aşılarım. O şekilde bir şey düşünüyorum. Bir iki dakikaya kadar orası dolar. Ondan sonra arkadaşlar buraya geçeriz. Ben hemen bir flaş yakayım geleyim. Abi şöyle söyleyeyim, gerçekten şu an hayvan gibi yoruldum. Baya bir yoruldum. Onu da söylemek istiyorum açıkçası. Suyumuz doluyor. Ha kumu bir tık daha biraz daha temizleyebilir miydik? İlla ki temizleyebilirdik ama şu anda gerçekten aciliyet bir durum var. Cikletlerimizi bir an önce oraya koymamız lazım. Neyse akvaryum bir dolsun. Arkadaşlar akvaryumumuz neredeyse 1 metre olan bir akvaryum. 90 santim. Ondan sonra cima balıklarımı size zaten birazdan göstereceğim. Hani akvaryuma salarken aşılama yaptığımız zaman size göstermeyi düşünüyorum açıkçası. Valla arkadaşlar balıklar büyük cikletler olduğu için hani öyle çok kolay bir şey olmaz. Buranın suyu büyük ihtimalle bir 24 derece. Şuranın suyu maalesef çok düşük. Yani şu anda cikletlerimiz 18-19 derece bir suyun içinde bekliyorlar. Abi bilmiyorum, suları serinlemiş. Yani büyük ihtimalle taktıkları ısıtıcı çalışmamış. Ondan dolayı arkadaşlar suları soğuklamış. Harbi soğuklamış yani. Soğuklamış, o nasıl bir cümle la, o nasıl bir kelime la. Şu an var ya ağzım birbirine dolandı. Yani şu an var ya bir şey söyleyemiyorum yani. Arkadaşlar o iyi. Az önce ben bunları buraya koyduğum zaman nasıllardı biliyor musunuz? Durumları şöyle söyleyeyim ben size. Abi hepsi yukarıdan hava alıyorlardı. Yani şu anki durumlarından çok çok daha tehlikeli görünüyordu açıkçası. Ama şu anda gayet güzel görünüyorlar. Abi şuna bakar mısınız? Ben bunları verdiğim zaman nasıl söyleyeyim size, yemin ederim. Şu kafası kadar bir şeydi. Ya bir santim ya varlardı ya yoklardı. Şu an harbi 10 santim olmuşlar. Mesela şöyle büyük bir balık. Bakıyorum dişi mi erkek mi? Dişi. Bakıyorum. Bakamıyorum. Şöyle bir tane bakayım. Dişi. Arkadaşlar ben o zaman Erkan'a hep ufaklarını seçip vermiştim. Onlar da büyük ihtimalle dişi oluyor tabii. Eğer hani bir balıkta genelde ne oluyor arkadaşlar? Hızlı büyüyen erkek oluyor. Sonradan büyüyen de dişi oluyor. Hani burada büyük olan küçük olan hani ayrımı yapmayın. Çünkü bunların hepsi küçüktü. Hani büyüklerin içinden küçük olarak seçilmişti. Arkadaşlar bu da mesela dişi. Gerçekten çok büyük bir dişi. Nereden baksanız
Valla parmak kadar maşallah ya, baya baya büyük maşallah, güzel bir dişi. Bu arkadaşlar Ice Blue, bunun anası atası Alp'ti. Yani şöyle söyleyeyim size, bu balığın Alp'ten başka üreteni yoktu. Şu anda arkadaşlar tek kaldı diyebilirim. Şu anda Nevşehir'de harbi harbi. Yani varsa da çok az kişi de, Alp'in sattığı kişiler de vardır. Bu da abi neymiş? Bak bu erkek. Bu erkek güzel bir erkek kendi. Ondan sonra şuna bir bakayım. Abi bunun da rengi gerçekten çok güzel. Bu da Mavi Prenses. Ama Ice Blue da olabilir yani, kırılmış da olabilir. Orayı tam bilemedim. Ice Blue da olabilir yani. Ice Blue'nun cinsiyetine bir bakayım abi. Bunun cinsiyeti dişi arkadaşlar. Dişi bir balığımız. Vallahi arkadaşlar balıklar çok güzel. Bir 35-40 taneye yakın var. 37 tane büyük ihtimalle, 40 tane değil de. Şuraya bir bakayım, orası doluyor. Gerçekten çok güzel. Şöyle arkadaşlar bir mücevherleri toplayalım mı? Aa, bu arada benim Sarı Prenses'le arkadaşlar Sarı Prenses'le Mavi Prenses'in kırmasından oluşan balığım da vardı. Onu da size şöyle göstereyim, yakalayıp hemen şuradan arkadaşlar. Nasıl Mavi Prenses'le Yunus'u kırıyorlar ve bu balığı hani böyle beyaz Yunus elde ediyorlarsa, bize de arkadaşlar Sarı ve Mavi Prenses kırıldı ve bu balık geldi. Şuna bakar mısınız? Beyaz gibi. Hem beyaz formunda hem de normal ciklet formunda, ama beyaz prensese benzemiyor. Onun formu biraz daha farklı oluyor genelde. Abi maşallah gayet güzel yani, ama gözden bu. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Rengi tamamen altın gibi duruyor ya. Maşallah renk çok harika abi. Neyse, çok da suyun üstünde çıkartmayalım. Yani görmüş olduğunuz gibi durumlar bu şekilde. Şuna da bir bakmak istiyorum. Bak bu erkek. Bir daha bakayım ne ona. O erkekti büyük ihtimalle. Şöyle sağlam bakmak lazım. Telefondan baktım. Dişi. Tamamen dişi arkadaşlar. Hani küçük de bakayım mesela. Bir de küçük bakalım. Tamamen dişi arkadaşlar. O da dişiydi. Dişi erkek nasıl bakıyoruz? Şöyle söyleyeyim. Öndeki küçük olacak. Arkadaki, eğer ki o öndekinin aynı boyutundaysa arkadaşlar, erkektir. Ama misal veriyorum, öndeki küçük, arkadaki büyükse o zaman dişidir. Şöyle bir erkek acaba bulsam da size göstersem iyi olabilir. Şöyle bir küçük deneyeceğim. Büyüklere baktım. Genelde dişiler. Genelde değil, hep büyüklerin tamamı dişi. Bir dur, bir dur, bir sakin ol. Bir sakin ol. Arkadaşlara bir göstereyim. Bu da dişi. Şuna bir bakayım abi. Vallahi bu da dişi. Arkadaşlar yani büyük ihtimalle bunların çoğu dişi. Belki buradan 2-3 tane erkek çıkarsa şanslıyız. Vallahi bu da dişi arkadaşlar. Ha, bazen şöyle oluyor. Karıştırılabilir. Hani ikisi aynı boyuttaymış gibi görünebilir. Çok arasında küçük bir fark vardır. O da neden dolayı biliyor musunuz? Eğer ki balık yeni ise, yani genç bir balıksa, çiftleşmemişse, hiç doğurmamışsa, yani yumurta yapmamışsa, o zaman böyle çok bariz bir şekilde belli olmuyor. Ama eğer ki balığınız yavru yapmışsa, o çok bariz bir şekilde belli olmaya başlıyor ondan sonra. Yani genç balıklarda bakmak biraz daha böyle hani dikkat, biraz daha böyle en azından bir balık geçmişi olan adam onu fark ediyor, ama eğer ki bir balık geçmişiniz yoksa bununla bu aynı boyutta diyebilirsiniz. Dediğim gibi yavru yapan, yumurta yapmış bir balıkta bu çok çok daha belli oluyor. Yani çok çok daha kolay bir şekilde belli oluyor. Genelde de arkadaşlar pet shoplarda vesaire ya da bu boyutta aldığınız bir balık büyük ihtimalle çiftleşmiş oluyor ve yumurta yapmış oluyor. Dişi abi, tamamen dişi. Ama bu belli olmuş. Bu büyük ihtimalle çiftleşmiş, yumurta yapmış daha önce. Ama Erkan hiç bunların yumurtasını toplamadı. Çünkü hani buna bayağı akvaryum lazım, işte ne bileyim bir motor falan lazım. Uğraştıran işler yavru almak. Abi güzel, en azından hiç lepistes kaçmamış şuraya. Şuradan bir lepistes akvaryumuza bakalım. Şunu da üstünü bir yalandan yine bir örteyim. Aslında yalandan da değil, baya baya ciddi ciddi örtüyor yani. İnşallah elimizi bugün kesmeyiz. Şuraya bir bakayım abi, suyumuz acayip derecede berrak. Ya benim hiç bu akvaryumda böyle berrak suyum olduğunu hatırlamıyorum, ama şu anda burada var ya 300 liralık motor çalışıyor. Şuradaki arkadaşlar hava motoru zaten 200 lira biliyorsunuz. Ondan sonra şu da 100 lira. Şu anda 300 liralık motor temizliyor. Ve bırak da temizlesin yani. Tabi pipola ile birlikte 400 liralık temizlik şey var burada, yani motor var. Ama harbi harbi temiz yani. Şuna bakarsanız ciddi manada güzel görünüyor. Şu balığa bir bakar mısınız arkadaşlar? Lepistes. Lepistes yakıyor ya maşallah. Lepistesimiz çok güzel görünüyor. Ben de arkadaşlar dün akşam Avanos'taydım. Arkadaşımın evinde kaldım. Görmedim, balıklarımı da özlemişim. Şöyle ben de bir kalite kontrol yapıyorum. Hani bir teftiş yapıyorum. Ne durumdayız? Yavru mavru var mı? Yine yavru yok. Beni şaşırtmadılar. Oğlum artık bir yavru yapın lan. Oğlum artık bir yavru yapın. Böyle olmaz gençler. Şöyle bir bakıyorum. Vallahi yavru mavru yok. Artık gözünüzü seveyim, bir yavru yapın. Kardeşlerim şöyle söyleyeyim. Kayseri'ye gittim.
Bugün Kayseri'deydim, tam 25, yani var ya yalan olmasın, 25-30 civarında pet shop gezdim. Orada dağınık dağınık değil Nevşehir'deki gibi, hepsi toplu bir yerde. Gezindim arkadaşlar, fiyatlar abuk subuk fiyatlar vardı. Yemin ederim şu boyuttaki cikletler 25 lira falan para istiyorlar, 20 lira para istiyorlar. Yani Kayseri kafayı yemiş. Ondan sonra acıma cücele pises olarak, ben aslında şöyle cüce değil de, evet yani şöyle söyleyeyim, şu erkeğin boyutunda bir cüce lepises, pardon, vatoz görmedim zaten. Ben buna bir tül dişi alacaktım. Dedim ki Kayseri büyükşehir, şöyle gideriz buluruz. Bok buluruz. Kayseri'de yoktu. Yani 25-30 tane dükkan gezdim, hiçbirinden göremedim. Görseydim yani 75-100 neyse alacaktım ama bulamadım. Ondan sonra acaba zaten özel tür sadece bir pet shop'ta gördüm. Kara vatoz vardı, şu boyutunu görmedim. Ondan sonra şuradaki bizim albino vatozumuz. Arkadaşlar Alp bundan bulsaydı 10 tane alacaktı. O da bulamadı. Elimiz boş geldik. Gerçekten elimiz boş geldik. Yani Kayseri'ye kadar gittik. Hiçbir halt almadık. Ondan sonra acaba onu da söyleyeyim. Yalnız lepiseslerimiz çok güzel. Dedik ki hani Kayseri'dir, büyükşehirdir, bir şey buluruz. Valla babayı bulduk. Ondan sonra geri geldik. Allah'tan bunları aldık da yani yolumuzu bulduk. Ondan sonra acaba biraz keyfimiz yerine geldi. Şöyle bakıyorum, yavru mavru var mı? Yok. Oğlum tamamen bereketsiz bir gün lan, anasını satayım, bugün ancak para vermişiz, hiçbir şey de almamışız lan. Bunları da hani arkadaşımızdır aldık falan getirdik. Oğlum bugün neyi hayal ederek gittiysek hiçbir şey alamadık. Ama şuna bir avrat alacaktık, onu da alamadık. Aslında şuna bir tül dişi gerçekten istiyordum ya ama bulamadık, vallahi bulamadık arkadaşlar, bulamadık. Bulamadık, durumlar kötü. Akvaryum doldu mu? Dolmuyordu. Vallahi arkadaşlar demek iyi işe alıyormuş ha. Bakın ben size ölçüsünü söyleyeyim. 25'e 90. Şurasını bilmiyorum. Orasını ölçmedim. Şimdi üfürmeyeyim, yalan olmasın. Vallahi doluyor. Benim hazinem arkadaşlar. Bu su benim hazinem. Gerçekten neden diyorum. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben buranın suyunu nasıl dolduruyorum biliyorsunuz mu? Gidiyorum, yemin ederim ölçü şey aletiyle bunun. Ölçüyorum suyunu. Tam eşitliyorum. Ondan sonra buraya döküyorum. Çünkü bunlar abi ölürse hap yuttuk ya. Yazık lan. Ölmesinler yani, bayağı bir gözdelerim bunlar. Lan acayip görünüyorlar ha. Tam telefondan vazgeçmişim. Diyecektim ben bunu bırakayım, yenisine geçeyim. Şu an iyi görünüyorlar nedense. Videonun başı biraz puslu görünüyordu ama videonun sonu güzel çekmeye başlamış. Ama bir tane telefon kesinlikle alacağım çok yakın zamanda. Şöyle güzel kamerası olan bir telefon düşünüyorum. Vallahi arkadaşlar durumlar böyle. Suda o kadar suyumuz gitti. Şuradan suyumuzu dolduramadık bir türlü. Vallahi demek iyi ya, büyükmüş demek ki. Erkan arkandan laf ettiydim. Ufak akvaryum falan filan diye ama akvaryum güzelmiş ya. Neyse ben biraz bekliyorum, tamam mı? Abi ya da beklemeyelim, gidelim şurada neler aldık onları size bir göstereyim. Değil mi? Niye bekliyoruz ki? Şurada bir bakalım arkadaşlar neler var. Erkan'dan ne çürttük? Erkan baba senden ne aldık? Arkadaşlar bir adet kepçemiz oldu. Sanki hiç yokmuş gibi bir adet kepçemiz daha oldu. Burada bir tane şampuanımız oldu. Ondan sonra arkadaşlar bundan dördüncü kepçemi almış oldum. Şu anda dört tane kepçem var. Ben bunu kendim yapmıştım. Zamanında Erkan'a gold lepises aldık. Ondan sonra arkadaşlar bunu da tabii alması gerekiyordu. Çünkü kafesi yoktu. Ondan sonra Erkan'a kafes vermiştik. Ondan sonra arkadaşlar Erkan'dan şöyle bir adet küçük pipa aldık. Küçük deyip geçmeyin. Yemin ederim 20 lira 15 lira falan. Belki de 10 lira da olabilir. Üfürmüş olabilirim. Ama bugün şu kadar balığı 20 liraya satanları gördükten sonra bu da büyük ihtimalle pahalıdır diye düşünüyorum. Burada arkadaşlar bir tane şehzade kıyafeti var. Böyle bir şey aldık. Sonra burada bir tane kurt var arkadaşlar. Bunu da akvaryuma koymuştu. Erkan dedim ben bunu alırım dedim, haberin olsun. Ondan sonra dedim yani söylemiştim ben bunu arkadaşlar. Ta 1 santim balık verdiğim zaman da dedim ki Erkan dedim eğer dedim balıkları bırakırsan ben bunu alırım. Ondan sonra da zaten aldım. Sözümüzü de tuttuk. Sonra burada bir tane pipo var. O pipoya dokunmasak daha iyi. Pipo şu an kan ağlıyor gerçekten pislikten. Burada benim bir tane eskiden süsüm vardı arkadaşlar. O süsü de ben Erkan'a vermiştim. Vay be, eski mazi, yemin ediyorum gözümde canlandı. Sonra arkadaşlar burada neyimiz var? Bir adet jiletimiz var. Jileti olmayanlara, bacak kıllarını kesmek isteyenlere hediye edebilirim. Sonra burada arkadaşlar bir adet vatoz küpümüz var. Efendim? Fişini çeksene baba. Arkadaşlar motorumuz boğulmuş. Şurada bir tane küçük bir testimiz var. Böyle bir dekor, böyle bir güzellik. Vallahi bayağı da bir tatlı görünüyor açıkçası. Sonra bakayım. Oo tamam, ara şey. Hiç yokmuş gibi seviniyorum. Çünkü belki bundan bende 10 tane var. Ondan sonra ısıtıcı geldi. Bu ısıtıcının kaç watt olduğunu bilmiyorum. Zamanında bunu da ben Erkan'a vermişim. Ama şu an kaç watt olduğunu bilmiyorum. Bakmak lazım. Şu pipoya vallahi en son dokunacağım. Çünkü bok içinde. Hiç mi temizlemedin lan Erkan? Ama arkadaşlar Erkan'a laf etmeyeceğim. Neden? Yemin ederim bugün Kayseri'de bir pipo gördüm. Adam dükkanı açtığı zaman pipoyu oraya koymuş. Sonra da bir daha hiç ellememiş. Ve
Ya piponun üstünde yeşil yeşil arkadaşlar yosunlar oluşmuş ya. Yeşil yeşil yosunlar oluşmuş. Yani kahverengi kiri anlarım da. Kahverengi kirin demek bir üst seviyesi yeşil yeşil yosunlar oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bakın burada yine çok pislik içinde kırılan bir bitki var. Böyle bir şey aldık. Erkan bayağı bir giydiriyorum sana. Abi burada güzel bir pipo var. Yani yılların piposu. Ondan sonra arkadaşlar şurada bir tane daha küçük testiden bir süsümüz var. Şöyle size göstereyim. Yalnız bunlar çok tatlı şeylermiş ha. Yani bunlar bana Erkan'dan hatıra olarak kalır. Ben bunları kimseye vermem. Çok da tatlış görünüyorlar yani. Bir daha bunlara böyle bir şey bulamayız da, biliyor musunuz? Vallahi bayağı tatlı görünüyorlar yani. Bunlar bana kalır arkadaşlar. Ondan sonra acaba böyle şeyler getirdik. Tabi bunları temizleriz ama zamanı şimdi değil. Şimdi bir gidelim bakalım bir son durum ne olmuş. Vallahi yorulduk arkadaşlar. Vallahi yorulduk. Ben bugün yani var ya neler neler çektim ya. Şimdi o su azalıyor. Bu su doluyor. Oğlum akvaryum dolmuyor lan, şaka maka yani bayağı bir suyumuz gitti ha. Oğlum demek bu akvaryum yani hiç olmazsa yine bir 100 litre alıyormuş lan. Vallahi arkadaşlar o zaman akvaryum bir dolsun, ben geliyorum ya. Evet arkadaşlar ne yaptık şimdi, size son durumu şöyle bir anlatayım, açıklayayım. Arkadaşlar suyumuz 18 derece, akvaryum suyu 24 derece. Aşılama yapacağım ama yapmadan önce bir dedim ki ısıları bir denkleşsin birbiriyle. Çünkü abi nereden baksan 6 derece yani 5-6 derece ortalama bir fark var. O da fazla yani. Ben şuraya sokuyorum elimi, sıcak şuraya sokuyorum, soğuk. Ondan dolayı şimdi bir 15 dakika kadar bekleyeceğiz. Balıklar o anda da hava alıyorlar zaten, bir sıkıntı olmayacaktır. Abi bir 10 dakika 15 dakika sonra büyük ihtimalle denkleşir. Kova zaten şu an suyun içerisinde tamamen. 15 dakika sonra böyle yavaş yavaş eşitlenirler. Biz de ondan sonra arkadaşlar böyle biraz aşılama yaparız. Çünkü burada bayağı bir bildiğiniz bir bakteri kültürü oturdu. Bu suda büyük bir bakteri var. Burada da büyük bir bakteri var. Bizim bunu buraya uygun bir şekilde aşılarak arkadaşlar balıklarımızı yeni akvaryumuna geçirmemiz lazım diye söyleyeyim. Ondan sonra da bekliyoruz. Pipolarımız da hazır. Büyük ihtimalle piponun birini çalıştıracağız. İki tane duruma göre bakacağız. Çünkü kaldırır mı kaldırmaz mı bilemiyorum motor, ama belki de kaldırabilir. Bakayım bir markası neymiş. Angora diye bir marka, vallahi nedir ne değildir bilmiyorum onu da. Bekleyelim, ondan sonra birazdan geliyorum. Evet arkadaşlar balıklarımızın yanına geldik, sabah oldu. Abi gayet durumlar güzel, gördüğüm kadarıyla bir sıkıntı da yok. Herkes havaya falan doymuş, ısımız da 26. Yalnız ısıyı bir 24'e çekeceğim, fazla sıcak olmuş. 24 şiddette güzel oluyor. Abi iki tane pipo attım görmüş olduğunuz gibi. Bugün bir cinsiyet ayrımı yapacağım. Hani kaç tanesinden, hani kaç tane erkek var, kaç tane dişi var falan, onları merak ediyorum. Yani bildiğim kadarıyla, yani dün akşam baktığım kadarıyla birçoğu dişi. Hatta yani hiç erkeğe denk gelmedim. Ama merak ediyorum. Bunu videoda yapmayacağım ama videonun sonrasında arkadaşlar bir dişi erkek kontrolü yapacağım balıklarımıza. Az önce yem attım. Keşke yemi sizinle birlikte atsaydım. Gerçekten çok ama çok güzel yediler. Böyle bildiğiniz savaş yapıyorlar, saldırıyorlar. Abi çok güzel büyümüşler maşallah diyelim. Yani avratusları, sarı prensesleri falan da vardı da işte onlar gitti. Arkadaşlar bunlar bu akvaryumda 70 tane kadardı falan, ama işte tabi büyüdükçe yer darlığından falan ölenler de olmuş. Şimdi kalan 37 tane balık var. Tabi şöyle söyleyeyim size, bu 37 tane balık buraya fazla. Yani harbi harbi fazla. 1 metre akvaryum 37 tane balık. Hani şöyle söyleyeyim size, kardeş olmalarından, beraber büyümelerinden dolayı yaşıyorlar. Ama diyelim ki dışarıdan getirmiş olsaydık arkadaşlar, o ona vururdu, o ona vururdu. Burada büyük bir savaş çıkardı. Büyük ihtimalle şu erkek gibi görünüyor. Bayağı kendisini kabartıyor falan. Kara kara geziniyor. Onun dışında birçoğuna bakıyorum, 600 geçlerine falan. Hep dişi görüyorum, hep dişi. Yani belki arkadaşlar 1-2 tane erkek vardır aralarında. Kalanını dişidir diye düşünüyorum ama bakacağız, göreceğiz. Yalnız kumu çok azmış. Harbi harbi kum yok neredeyse akvaryumda. Şu köşede biraz kum var, onun dışında da bir kum yok. Neyse Allah, arkadaşlar durumlar burada bu şekilde. Ondan sonra burada bizim yine lepistezlerimiz falan var. Bunlar da burada takılıyorlar. Yalnız arkadaşlar burası bayağı bir karanlık bir akvaryum oldu. Gördüğünüz gibi işte her taraf kırmızı kahverengi. Kara yoğun bir renk hakim bu akvaryumda. O yüzden pek göremiyoruz. Balıklar da yerli lepistesi olunca kendilerini görmek biraz zor oluyor açıkçası. Ama şöyle söyleyeyim. Şurada bir tane dişimiz var. Harbi harbi iyi doldurmuş kendisini. Yani bugün yarın bir doğursa burada ciddi manada dolu dolu bir yavrular görürüz. Durumlar burada da bu şekilde arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz tekrardan. Görüşmek üzere.